Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle piyasadaki en rahat Air Force One modelini inceleyeceğiz. O da tabii ki geçenlerde kutu açımını yapmış olduğumuz Air Force One React olacak. Alayım ayakkabımız. Karşınızda kargo açımını yapmıştık, ilk izlenimlerimizi paylaşmıştık. Şimdi ise detaylı bir şekilde sizlere inceleme videosunu çekmek istedim. Nedir ne değildir, ayakkabı hakkında merak ettiğiniz her şeyden bahsedeceğim. Bu normal bir Air Force ayakkabısı diyebilirsiniz. Tabii ki ufak tefek farklılıklar var. Onlardan da sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle benim için en büyük fark şu görmüş olduğunuz bağcık kısımlarındaydı. Görüyorsunuz buradaki şeritler çok daha fazla zigzaklı. Normal Air Force'larda bu biraz daha düz oluyor. Belki de tek beğenmediğim yer olabilir benim için farklılık noktasında. Onun dışında yan taraflarda görmüş olduğunuz mesh diye tabir ettiğimiz delikli biraz daha yumuşak bir tekstil. Ayakkabının önünde ve arkasında React'ı andıran bir tasarım. Bunlar ilk başta belirgin farklılıklar. Tabii ki ayakkabının alt kısmında görmüş olduğunuz plastik detay benim bayağı hoşuma giden farklılığı da burası oldu. Şurada görmüş olduğunuz gibi React etiketi de buraya kondurulmuş. Evet, bu ayakkabı nasıldı? Rahat mıydı? Güzel miydi? Beğeniyor musun diye soruyorsanız benim en beğendiğim Air Force modeli olabilir. Görsel olarak ufak tefek siyah dokunuşlar, kırmızı dokunuşlar çok hoşuma gitti. Siz ne dersiniz bilemiyorum ama benim hoşuma gitmişti. Özellikle birçok kombinin altına giyilebilir olması gayet iyi yapıyor. Tabii ki çok klasik bir ayakkabı. Belki çok uzun yıllardır piyasada olan ve herkes de bulunan bir model. Aynı zamanda AJ1 ve SB Dunk'lara da çok benzetiyorum. Bu silüeti önden bakıldığı zaman hepsi birbirine çok benziyor. Fakat bu ayakkabının biraz daha tabanının yüksek olması bence onlardan ayıran ve daha güzel yapan kısmı. Hemen ayakkabının üstüyle ve önüyle de detaylıca incelememize başlamak istiyorum. En dandik duran ve belki fake'lerini andıran kısım bu ön kısmı oldu. Çok plastik hissi veren sentetik bir materyal yapılmış. Böyle baktığınız zaman, dokunduğunuz zaman gerçekten çok dandik dandik hissettiriyor. Burada 3 adet dikiş şeridi geçiyor. Diğer yerlerin hepsinde ikişer tane şu görmüş olduğunuz kısımlarda. Bu 3 şeritli kısım hoşuma gitti. Ön kısmının çok dandik hissettirmesini pek düşünmezsek, arkaya doğru geçersek daha iyi güzel kısımlar bizleri bekliyor olacak. Ve onlardan ilki bahsetmiş olduğum meshli orta kısımlar. Biraz daha rahat ve dandik ayakkabılarda kullanılan bir tasarım aslında bu. Ama ben burada beğendim. Diğer Air Force modellerinden ayıran bir kısım olduğu için de benim hoşuma gitmişti. Bağcıklar yine önceki modellerde olduğu gibi kalın kalın ve dil yapısı da yine biraz ince ve çok uğraşılmamış hissettiriyor. Bu rengindeki siyah tasarımlar oldukça şık, sade ve güzel bir görünüm vermiş. Arkaya doğru geçtiğimiz zaman plastik sentetik his devam ediyor. Topu oldukça hoşuma gitti. Desenleri siyahlı kırmızılı dokunuşlar şıklık kattığını düşünüyorum. Ayakkabının üstündeki swoosh işaretleri içi boş şekilde yapılmış. Dışarıdan sadece siyahla çizilmiş. Arka topukta Nike Air logosunu görebildiğimiz gibi hemen yanında ise DMSX görüyoruz. Bu ne demek? Dimension 6 demek. Nike ilk sıralar kurulduğu zaman markanın adı bu olacakmış arkadaşlar. 1970'lerde, işte 60'larda ne zaman kurulduysa. Fakat daha sonradan Nike logosu ve ismiyle piyasaya çıkmaya karar veriyorlar. İyi ki de öyle yapıyorlar bence. Çok daha güzel olmuş. Fakat şimdiki birçok ayakkabılarında, özellikle teknoloji içeren ayakkabılarında bu logoyu da tekrar kullanıyorlar. Sanki bir alt marka gibi bunu lanse ediyorlar. Dilinde yine Nike Air'i görüyoruz. Nedir bu Air diyorsanız, tabii ki Air Force One ayakkabının içerisinde bir hava olması lazım. Hemen şimdi asıl bu ayakkabıya para harcamamı sağlayan ve bu ayakkabının bana göre para harcanabilecek kısmına, o da içindeki React köpüğü. Şöyle hemen açmadan göstereyim, bir miktar köpüğünü çıkartayım, yani yastıklamasını. Oldukça rahat, şöyle kocaman bir şey çıktı buradan, tabanlık çıktı. Bu tabanlık neredeyse bütün şu görmüş olduğunuz orta tabanı kaplayan, çok kalın ve çok kaliteli hissettiren bir yastıklama köpüğü arkadaşlar. Biliyorsunuz basketbol ayakkabılarında, koşu ayakkabılarında Nike'ın en çok kullanmış olduğu teknolojilerden bir tanesi React yastıklaması. Baktığınız zaman da zaten yumuşaklığını hissedeceksiniz. Ve topuk kısmında da Air'ın ismini aldığı bir hava yastığı bulunuyor. Bu oldukça sizi ittirici, böyle adeta yay gibi ittirici bir etkiye sahip ve çok rahat yapmış. Genel olarak bu ayakkabıda benim tecrübelerim çok güzeldi. Çünkü bana göre diğer Air Force'lar çok rahatsızken bu çok rahat bir koşu, bir yürüyüş ayakkabısı hissini yakaladım. Hem şık hem de rahat.
tadından yenmez diye düşünüyorum. Buradaki temel yumuşaklığı, rahatlığı sağlayan React, görmüş olduğunuz bu kırmızı kısımlar ve biraz da olsa size ittiren ve ayağınıza kuvvet veren kısım ise Air oluyor bu tabandaki. Bu diğer Air Force'lardan farklı olarak ve daha etkili kullanılmış, tabanlık içerisinde kullanılması sonucu ayakkabının üstündeki bu tasarım bana çok ilginç geldi. Adeta ayağınıza masaj yapıyormuş hissi yakalayabilirsiniz. İlk başlarda biraz garip hissedebilirsiniz ama daha sonradan alışıyorsunuz. Ama hoşuna gitmeyenler için maalesef bunu kaldırmak gibi bir durumumuz söz konusu değil. Alışmanız lazım. Ayağınızın bazı noktalarından dokunduğunu hissedebilirsiniz ilk başlarda. Ve bu görüntüde React'ın şu alt tarafta göreceksiniz. Görüntüsüyle güzel bir şekilde gitmiş. Aynı zamanda dediğim gibi ayakkabının önünde ve arkasında da yine buradaki desen bulunuyor. Ayakkabının tabanına baktığımız zaman normal Air Force tabanı bizleri karşılıyor. Herhangi bir farklılık söz konusu değil. Temelde bence hem şık olayım hem de rahat olayım diyorsanız bu ayakkabı sizler için çok güzel bir tercih olabilir. Bu tabanlığı farklı yerlerde kullanabileceğini düşünmüştüm fakat bu kadar kalın bir tabanlığı başka yerde kullanamazsınız. Diğer Air Force'larda da kullanamazsınız. Burada kullanacaksınız. Bu tabanı çıkardığınız zaman da hiçbir şey kalmamış oluyor adeta. Bomboş, fake bir ayakkabıyı andırıyor. Hemen o zaman yerine takalım. Takıp çıkarması da oldukça kolay. Fazla gözünüzü de büyütmeyin diğer tabanlıklar gibi. Kaç numara tercih etmelisiniz? Ben 44,5 numara aldım. Basketbol ayakkabılarımda 45 alıyorum. Diğer Adidas yürüyüş ve koşu ayakkabılarımda da Boost modellerinde de hep 44,5 aldım. Sizler de numaranız neyse onu alabilirsiniz. Yalnız diğer Air Force'lara göre biraz daha dar hissettiriyor. Bu tabanlıktan kaynaklı bir şey. Daha yüksek olduğu için ayağınız içeride biraz daha dar kısma basıyor. Bu problem değil. Bu halde bile gayet ayağımda büyük ve kaba bir görünüş sergiledi. Numaranız neyse onu alabilirsiniz. Diğer Nike koşu yürüyüş modellerinde ne tercih ediyorsanız onları alabilirsiniz. Birçok Epic React koşu ayakkabılarım var. Hepsinde 44,5'ü tercih ediyorum. Yine de koşu ayakkabılarıma nazaran büyük büyük, kalın kalın hissettiren bir ayakkabı oldu. Koşu ayakkabıları olanlar için böyle bir kıyaslama yapabilirsiniz. Sakın ve sakın bence yarım numara yükseğe çıkmayı düşünmeyin. Evet, böylelikle de detaylı incelememizi sonlandırabileceğimizi düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Like atıp yorum yaparsanız ben çok sevinirim. Aynı zamanda kanala yeniyseniz ve hala izliyorsanız çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve zil işaretine basmayı unutmayın. Bu sene daha çok sneaker ve gündelik ayakkabılar incelemeye çalışacağım. Bunun yanında kargo açımları yapıyoruz. Basketbol ayakkabıları inceliyoruz. Vloglar çekiyoruz. Eğlenceli ve faydalı içerikler paylaşıyoruz. Hepsini kaçırmamak için abone olup zil işaretine basmayı unutmayın. Bir sonraki güzel incelemelerde, videolarda görüşmek üzere. Ayakkabı Dayısı bugünlük out.